Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün Güney Kore'de iki farklı otelde kalıyoruz. I love you. Thank you. I love you too. Ay, amcalar beni çok sevdi. Kalacağımız otellerin biri Seul'ün en tarihi mahallesinde bulunan geleneksel bir Kore evi. Diğeri ise Kore'nin en yüksek ve en lüks otelinin en güzel odalarından biri. Yine çok eğlenceli bir video bizi bekliyor. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden ilk otelimizde videomuza başlayalım. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Geleneksel Kore evime hoş geldiniz. Buyurun ama içeri girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarttığınızdan emin olun. Bugün Kore'nin geleneksel kasabalarından birisi olan Bukon Hanok'un içerisindeki bu tatlı geleneksel Kore odasında kalacağız. Burayı gezdirmek çok uzun sürmeyecek. Zaten görüyorsunuz çok ufacık bir yer. Arkada görüyorsunuz normal bir yatak yok. Çünkü bugün bu yatakları kendimiz kuracağız ve yer yatağında yatacağız arkadaşlar. Açıkçası ben burayı birazcık anneannemlerin evine falan benzettim. Çünkü biliyorsunuz ki Türklerde de aslında yerde yatma olayı vardır. Misafir geldiğinde yer yatağı açılır. Bana en ilginç gelen şeylerden birisi de klimaya kıyafet giydirmişler. Klima çarpmasın diye olabilir. Yanı başınızda minik bir masa var. Aynı zamanda ayna da koymuşlar ki makyajınızı vesaire yaparken zorlanmayın. Kendinize de bir bakın yani. Buraya da bir içecek koymuşlar. Elma suyu. %100 elma suyuymuş. Acaba elma suyunun Koreliler için özel bir anlamı mı var bilmiyorum ama o yüzden bu aslında ekstra güzel bir şey. Normalde minibarlar hep bomboş. Banyomuz da burada. İki kişi giremeyiz buraya asla. Yine çok ufak. Minimalist bir banyosu olmasına rağmen yine tuvalet mükemmel. Bu tuvaletlere bayılıyorum zaten. Duş alacağınız yer birazcık ufak. O beni biraz rahatsız etti. Zaten duşun borusu görüyorsunuz lavabodan gidiyor. Bu kapı açılacak mı? Ona. Orada bir başka kapı var. Odanın elektrik tesisatı vesaire var burada arkadaşlar. Fare çıkar mı diye korktum ama Seul'de hiç fare yokmuş. Öyle bir bilgi de var. O yüzden korkmaya gerek yok. Odamız bu kadardı arkadaşlar. Yataklarımızı kurup yatmadan önce size bir de avluyu göstermek istiyorum. Gelin. Odamızın avlusu da bu şekilde. Çok tatlı bence. Burada bir ağacımız var. Ağacın altında masalar var. Ortak bir mutfak da var burada. İsterseniz mutfağa girip kendinize bir şeyler hazırlayabiliyorsunuz. Hatta açık mı bakalım mı? Elektrik süpürgesi bir de var. Gece karnınız acıktı atıyorum. Burada kendinize bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Çay, kahve, bardaklar vesaire hepsi var. Burada buzdolabı da var ama buzdolabının üstünde staff only yazmışlar. Yalnızca çalışanlar kullanabiliyor. Acaba bunu mu biz kullanabiliyoruz? Buraya isterseniz kendi yiyeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Birazcık daha hostel gibi. Zaten hemen yan tarafta başka odalar da var. Şimdi gelin bir de ortak alana bakalım sizinle. Geleneksel efendim, geleneksel. Burası da ortak alanımız. Odamız çok ufak olduğu için tabii ki böyle bir ortak alanın olması bence çok güzel. Birçok masa var. İsterseniz yemeğinizi vesaire yiyebilirsiniz. İsterseniz laptopunuzu getirip burada çalışabilirsiniz. Bunların neden modası geçti? Toz almak için kullanılabilir. Çok tatlı bir şey değil mi? Dekorasyonu falan bence çok tatlı. Hem minimal hem de insanın gözünü de yormuyor. Çok beğendim resimleri. Şimdi şöyle yamuk asma. Salarmış. Şimdi yamuk olması biraz canım sıktı. Keşke düz olsaymış. Bahçe çok daha keyifli buradan bu arada. Ben bahçede takılmayı tercih ederim açıkçası. Burada biraz rahatladıktan sonra birazdan yatağımı yapacağım ve yatacağım. Yarın zaten gündüz gözüyle tekrardan size buraları gösteririm. Yatak taş gibi. Aşırı sert. Günaydın arkadaşlar. Şimdi saat 8. Uyandım ama o kadar soğuk ki içerisi. Yani bayağı donarak uyandım. Çünkü galiba yer yatağı da birazcık buna etki etti. En kalın kıyafetlerimi giydim ve banyoda hazırlanıyorum. Burada makyajımı yapacağım. Ay. Üştüm bayağı, dondum.
Selam. Sizden de nerede çıkmışsınız dışarıya? Gününüz kesinlikle çok tatlı oluyor. Kore çok soğudu bir anda ya. Hiç bu kadar soğuk değildi. Bir anda acayip bir hava değişikliği oldu. Bahçe çok tatlı. Dün gece bahçeyi size tam olarak gösterememiştim. Gördüğünüz gibi çok şirin çiçekler var. Şurada minik bir kedi heykeli var. Dün gece burada birazcık oturduk. Burada otururken o kediyi hep gerçek bir kedi zannetti. Bir de etrafımda kedi olmasına çok alışık olduğum için böyle kafamı çeviriyorum. Yani bir kedi bana doğru mu geliyor? Ama hayır, heykel. Dün gece gittim. Kendime çay yaptım. Üstelik mutfaktaki çayların kalitesi de çok güzeldi. Çok beğendim. Göstereyim mi orayı da? Buyurun. Normalde arkadaşlar Kore'deki otellerde minicik bir suyu size zor veriyorlar. Yani minibarın içerisi genelde bomboş oluyor. Ama burası kendinizi böyle mutfağınızda, kendi mutfağınızda gibi hissedebileceğiniz tatlı bir mutfak. Bakın burada bir sürü çay çeşidi var. Organik yeşil çayımız var. Kavun çayı bile var. Mulberry leaf. Kahve var. Hatta benim dün şöyle bir şey dikkatimi çekti ya. Şunları TikTok'taki ev hanımlarında görmeye alışıyoruz. Galiba bir tanesi sebzeler için, bir tanesi de ekmek yapmak için. When you take out the fresh bread, open the lid and twist the lid inside the top to get it out. Evet, bu ekmek makinesi. Burada ne var? Aa, burada hamuru var. Ekmek yapılıyor demek ki burada. Bakın, geleneksel Kore evine geliyoruz. Ekmeği bile makineyle yapıyorlar, görüyor musunuz? Aa, yapılmış ekmek buldum. Hadi bir tadına bakalım. Bizi düşünmüşler sağ olsunlar. Oo, yumuşacık. Bir tadına bakalım mı? Çok güzel. Beğendim. Ben bunu görsem açıkçası vücut kremi diye düşünürdüm ama Temmuz diyor ki reçel. Hadi deneyelim madem. Ekmeğimiz var, her şeyimiz var. Çilekli vücut kremi olabilir ama reçel de olabilir gibi bir anda. Çilek marmelatıymış. Hadi bir tadına bakalım. Bayağı iyi. Vücut losyonuna benziyor falan dedim ama çok lezzetliymiş. O zaman ben bir de çay yapayım. Dışarıda sizinle birlikte içelim. Çayımı yaptım arkadaşlar. Ekmeğimi de aldım. Geldim burada şimdi minik bir kahvaltı edeceğim. Şundan bahsetmeyi unuttum. Şu anda bu tesisin içerisinde yalnızca iki oda var ve biz bir kişiyle daha kalıyoruz. Çok kalabalık olmasından da endişe etmenize gerek yok. Odaların bir tanesi burada, bir tanesi de hemen karşısındaki bizim odamız. Zaten diğer yerleri dün size gezdirmiştim ve hiç görevli de yok. Gerçekten burası sanki kendi evinizmiş gibi takılabiliyorsunuz. Ben dün gece buraya geldim ve daha bir tane bile görevli görmedim. Ama biri gelmiş ekmek bile yapmış halbuki. Çayları çok iyi. Yeşil çay seviyorsanız mükemmel yeşil çaylar var burada. Güzel. Evet arkadaşlar, artık buradan ayrılıyoruz. Geleneksel Kore evinde bir gece geçirdim. Çok konforlu değildi belki ama ilginç bir deneyimdi. En azından eskiden Koreliler nerelerde yaşıyormuş, nasıl bir hayat sürüyormuş o konuda birazcık fikir sahibi olmamı sağladı. Artık buradan ayrılıyoruz. The Place of Seoul isimli geleneksel Kore evimizden çıktıktan sonra yoğun bir check-in programı bizi bekliyordu. Kore'den birçok video hazırladım ve onlardan bir tanesi için çok güzel bir saç ve makyaj yaptırdım. Bu yüzden Kore'nin en lüks ve en yüksek oteli olan Signal'e ancak hava karardıktan sonra ulaşabildik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam 101 katlı Seul'ün en yüksek binasında kalıyoruz. Şu anda 92. katta bulunuyoruz. Size birazdan odayı gezdireceğim. Normalde biliyorsunuz ben 42. kattayım. Yani üzerine tam 50 kat koydum. Gelin yavaştan başlayalım. Odaya girdiğinizde sizi böyle kocaman bir yatak karşılıyor. Queen size. Hatta bu artık king size, yani queen de değil. Şöyle bir rahatlık testi yapalım. Bir önceki gece bildiğiniz gibi yerde yattım. Ve yer çok rahatsızdı, çok soğuktu ve yatak da incecikti. Burada tam tersi kapkalın bir yatak var ve aşırı rahat. Hatta o kadar uykum var ki burada gerçekten uyuyabilirim. Hemen karşımda, yani bunun televizyon olduğunu daha iyi anlayamadım, kocaman devasa bir televizyon var. İlk başta dikkatli bakmayınca sanki duvarın bir parçası gibi gözüküyor ama hayır, kocaman bir televizyon. Hatta altında ses sistemi var. Normalde kalmış olduğum hiçbir otelde ses sisteminin olduğunu görmemiştim. Burada da çay var, kahve var,
Gördüğünüz gibi kapsüller var. Hemen yanında da bir kahve makinesi var. Şöyle gidelim de size manzarayı göstereyim. Eminim hepiniz manzarayı çok merak ediyorsunuz. Seul'ü kuş bakışı görmeye hazır mısınız? Ta 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 ta. Perdeler otomatikmiş. Ben elimle açtım, bir anda perler tak 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 kendi kendine açılmaya başladı. Bakın tekrar deneyim. Aha kapandı. Yuh ya, her şey akıllı. Tekrar açayım, size manzarayı gösteriyordum arkadaşlar. Açalım efendim. Açılın, 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 açılın. Teşekkürler. Şurada oturma için bir alan yapmışlar. Bu bence çok iyi olmuş çünkü burada çok güzel fotoğraflar çekilebilir. Mesela benim evimde böyle bir alan yok olsa çok mutlu olurdum. Ya da burada böyle tatlı tatlı çayını kahveni yudumlayabilirsin manzaraya bakarken, manzara eşliğinde. Burası bana aşırı yüksek geldi. Hemen arkama döndüğümde burada bize ikram edilmiş tatlılar olduğunu görüyorum. E madem, bu tatlıların tadına bakalım. İçi yumuşak ama. Portakallı, hafif kremalı bir kek. Çok beğendim. Bakalım dolaplarda ne var? Mini barın içerisinde ne var? Vay, 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 vay. Bitmiyor, bitmiyor burada şampanyalar. Burada şu bir aralar meşhur olan sulardan var. Bir ara Instagram fenomenlerinin elinde full bunlardan vardı. Ben de bir kere Dubai'den aldım merak edip. Nedir bunun alameti farikası diye. Hiçbir olayı yok arkadaşlar. Hatta tadı çeşme suyuna benziyor gerçekten. Buraya da bakalım. Burada da yine birçok içki bizleri karşılıyor. Hemisi, hemisi, hemisi. İşte göbek derisi. İşte göbek erisin o erisin. Burada neler var? Dolup taşıyor arkadaşlar, bitmiyor. Oo, bu ne? Galiba bisküvi. 22 bin won'muş bu da. Pringles 5500 won. Bu atıştırmalıklardan arkadaşlar en pahalısı şuymuş. 30 bin won. Onun da üzerinde pork jerky yazıyor. Büyük ihtimalle bunun içerisinde domuz var. Domuz pastırması ya da domuz şekerlemesi falan olabilir. Ona da hiç yükselmedim arkadaşlar. O da eksik kalsın yani, domuz vesaire. Bunları tüketmiyorum. Burada da bir adet kettle var. Minibar beni tatmin etti arkadaşlar. Minibar çok keyifli. Özellikle Kore'de kalmış olduğum hiçbir oteldeki minibar bu kadar zengin değildi. Hatta böyle minik sulardan koyuyorlar. Büyük sulardan bile koymuyorlar. Zaten size az önce perdeleri göstermiştim. Burada bir kontrol paneli var. Buradan perdeleri istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Buradan bir kutu çıktı. Aa, mükemmel. İçerisinde kablolar var. Type-C, iPhone, Type-C'den tip A'ya. Bakın mesela bu tip A'dan tip C'ye gidiyor. Hemen yatağın yanı başında da zaten bir tane USB portu var. Burada istediğimiz gibi kameralarımızı şarj edebiliriz. Bu bizim için çok yararlı oldu. Bu beni çok sevindirdi. Alt çekmece boş mu acaba? Alt çekmece boş. Şimdi sizi banyoya götürüyorum. Ama şimdi banyo dedim diye aklınıza sıradan bir banyo gelmesin arkadaşlar. Şu banyoya bakar mısınız? Bu banyo bildiğiniz 2+1. 2 oda, 1 salon, 1 daire. Banyo ile ilgili en sevdiğim şey burası oldu. Buranın manzarası mükemmel gözüküyor. Şöyle size alayım. Eğer hatırlarsanız 96 saatlik sahte Kore seyahati videosunda Levent'te bir otelde kalmıştık ve Levent'te kalmış olduğumuz otelin de banyosu aynı bu şekildeydi. İki tane lavabosu vardı. Sanki aynı oradaki otele benziyor. Tabii birazcık daha şık, birazcık daha lüks bir otel ama yani hep benzer şeyler yaşıyoruz, farkında mısınız? Burayı da çok beğendim. Banyosu da çok geniş. Aynı zamanda burada kocaman bir küvet var. Şimdi bu küveti doldurup bu güzel manzara eşliğinde keyif yapmam yok mu? Bugün bu küveti doldurursam ve içine girersem kesin içinde uyuyakalırım. Ama ben buna okeyim yani, gayet oluru var. Burada da bir alan var. İsterseniz oturarak da duş alabilirsiniz. Ama ben burayı çok sevdim. Şu bölgeye de bayıldım. Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Rahat rahat makyajınızı yapabileceğiniz bir alan bulunuyor burada da. En son bir önce kaldığımız otelde sıkışık bir alanda banyoda makyajımı yapmaya çalışmıştım ve ışık da çok iyi değildi. Şimdi burada bir kapı daha var. Bakalım burada ne var? Ah! 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 Tuvalette elektronik sensörlü. Ben girer girmez beni karşıladı, merhabalar dedi. Hatta bir de sifonu çekti benim için. Ya Kore ile ilgili en sevdiğim şeylerden birisi de tuvaletleri oldu. Mükemmel tuvaletleri var. Yani keyfine düşkün bir insansanız bu tuvaletlerden kesinlikle edinmeniz gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde bütün otellerdeki tuvaletler istisnasız mükemmel.
Burada da gösterge paneli var. Buradan suyun şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Klozet kapağının sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Tuvaletler kısaca mükemmel. Şimdi arkadaşlar ben minik bir miktar bu odanın keyfini çıkarayım. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Az önce kapı çaldı ve bize bir hoş geldin çayı getirdiler. Bu geleneksel Kore çayıymış. Aynı zamanda refreshment var dedi yanında. Ve çaydanlık yani demlik çok sıcak, lütfen dikkatli olun diye tatlı bir uyarıda da bulundu. Refreshment dediği bu. Kuru meyveler. Hemen tadına bakıyorum. Çok iyi. Naneli gibi gerçekten aşırı ferah bir çay. Çok da hafif bir çay. Tam böyle uykuya dalmadan önce içeceksin, sonra yatacaksın. Rahatlatıcı bir çay. Çok şekerli. Nereden nereye arkadaşlar? Dün yerde yatıyorduk. Bugün 92. katta çayımızı yudumluyoruz. Hayatta ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah oldu. Gerçekten yatak çok rahattı. Hatta şu anda diyorum ki keşke daha fazla uyuyabilsem ama saatlerimiz şu anda 8'i gösteriyor. Biz de kahvaltı etmeye gideceğiz şimdi aşağıya. Bence kahvaltı için erken bir saat ama buradaki kahvaltıyı da deneyimlemek istiyorum. Manzara dün gece olduğundan çok daha güzel gözüküyor. Gelin size hemen bir manzarayı göstereyim. Şimdi bizi arkadaşlar bu masaya aldılar. Bu masanın manzarası da gerçekten çok güzel. Aslında odamızdan gördüğümüz manzarayla aynı ama burası çok ferah. İlk önce kahvelerimizi sipariş verdik ve ben bir omlet siparişi verdim. İsterseniz gidip buradan açık büfeden de tabağınıza istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. Ama açık büfeye gitmeden önce bu eldivenleri giymek gerekiyormuş. Bir tane eldiveniniz var. Gelin sizinle birlikte yemek seçelim. Bakalım burada neler var. Somon var. Sabah sabah istemem açıkçası. Pastrami. Buna da yokum. Tavuk göğsü var. Tavuk göğsünü de arkadaşlar çok yokum sabah sabah. Şu domates salatasından alalım. Oo, bol bol. İçerisinde pesto var sanırım. Şunlardan alıyorum. Buradan büyük bir parça göbek marul aldım. Burada şrimp salatası da var ama şrimp de bana böyle gündüz yemeyecek bir besin gibi geliyor. Onu da eliyorum. Birazcık daha sola doğru gidelim. Orada da bir şeyler var. Belki orada daha hafif, daha kahvaltı uygun bir şeyler vardır. Burada kuru yemişler var. Kuru yemişler çok güzel gözüküyor. Özellikle Kore'de geçtiğimiz günlerde bir ceviz tattım. Cevizlerin tadı efsaneydi. Sabahları ceviz yemek bence okeyim. Enerji de veriyor. O yüzden ceviz ekliyorum. Favori kuru yemişim fındık. Okey, benim için artık bunlar yeterli. Bunları masama götürüyorum. Şu an fark ettim. İleride bir de hamur işleri bölgesi varmış. Ben şunları çok beğendim. Aslında daha alırım da yiyemem diye korktuğum için bıraktım. Yedikçe gelir alırım. Şurada da bir şeyler var. Oraya bakalım. Bu patates gratenden var arkadaşlar. Bu o kadar güzel bir şey ki. O yüzden bunu alıyorum. Yumurta da var ama zaten bizim omletimiz var. Bence benim için kahvaltı bu kadar yeterli. Şimdi gidip yemeye başlayacağım. Bence kesinlikle güzel bir kahvaltı tabağı hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde bu yiyecekleri tatmaya, yemeye başlayalım. Omlet soğumadan bakalım nasıl. Gayet güzel. Tam olması gerektiği gibi. Çok beğendim. Aşırı ağır bir şey yok içerisinde. Bu da bence omleti güzel kılmış. Şimdi şu patateslerimizin tadına bakmaya ne dersiniz? Hangi otelde yesem genelde güzel oluyor. Bakalım burada nasıl. Çok yağlı ama çok güzel bir şey. Hash brown olarak geçiyor. Ben patates graten dedim ama bunun orijinal adı hash brown. Manzara çok iyi bu arada ya. Hayatımda galiba hiç bu kadar yüksekte daha önce kahvaltı etmemiştim. Kaç gündür böyle bir sabah kahvaltı etmiyorum doğru düzgün. Hep minik minik şeylerle geçiştiriyoruz. Çok iyi. Temmuz'un da kahvaltısını gösterelim. Temmuz ne yiyorsun? Minik bir bahset istersen. Çıtır bacon yiyorum. Aha. Kuşkonmaz yiyorum. Marul yiyorum. Okey. Pastırma buldum. Şurada nasıl? Biz şunu merak ettik en çok. Yumurtalı tart. Aa. Gayet güzel. Peynir yiyorum. Öyle yani. Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar.
Artık Seul'ün en yüksek binasındaki bir gecemizin sonuna geldik. Otel odamızı terk ediyoruz. Bence çok güzel, çok keyifli bir deneyimdi. Özellikle gündüz vakti bence bu otel çok daha güzel gözüküyor gece gözüktüğünden. Artık bu otel odasına veda ediyoruz. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kore'de iki farklı otelde kaldık. İkisi de birbirinden çok farklıydı. Bir tanesi geleneksel Kore evlerini temsil ediyordu. Diğeri ise Seul'ün en yüksek binasıydı. Bana sorarsanız benim favorim geleneksel Kore evi oldu. Evet çok konforlu değildi ama farklı bir kültürü yansıttığı için benim hoşuma gitti açıkçası. Bu tarz bir otelde dünyanın neresine gidersem kalabilirim. Aynı zamanda burası çok yüksek olduğu için aşağıya inerken birazcık zorlandım. Geleneksel Kore evini sevmemin en önemli sebeplerinden birisi de bulunduğum muhitti. Bulunduğum muhit gerçekten çok tatlıydı. Dışarıya çıktığınızda gezebileceğiniz, görebileceğiniz inanılmaz lokasyonlar vardı. Ben birazcık gece gezmiş olsam da oraya gündüz gözüyle tekrardan gideceğim. Sizin favoriniz hangisi oldu? Mutlaka yorumlara yazın. Siz hangisini tercih ederdiniz? Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kore'den gelecek olan içeriklerimizi takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.